Açık ve Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Bu akşam yine bir Türkiye gündemi programında. Türkiye nereye programı, daha doğrusu dündü Türkiye gündemi, bugün Türkiye nereye? Türkiye nereye programında sizlerle birlikteyiz. Bir süre geciktik. Bunun için özür diliyoruz. İstanbul'dan bir bağlantımız vardı. O biraz uzun sürdü. Böyle aksilikler oluyor genelde Türkiye nereye'den önce. Bu akşam çok önemli konular ve konuklar var. Bir kere konular, Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sürpriz bir gelişme var. Yarın saat 1'de parti meclisi toplanacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ın partiden ihracı ile ilgili disiplin işlemlerini görüşecekti. Bu arada akşam saatlerinde sürpriz bir istifa geldi. Partinin önemli bir ismi, partiye sonradan katılan ancak adı liderlik yarışması arasında geçen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Yardımcısı İzmir Milletvekili Selin Sayak Böke partideki tüm görevlerinden istifa etti. Parti meclisi ve milletvekilliği sürüyor ancak genel başkan yardımcılığını bıraktı. İlginç bir açıklaması var, ona biraz sonra değineceğim. Gerçekten açıklamasında 3 önemli başlık var. Birincisi genel başkanla olan ilişkileri, ikincisi partiyle olan ilişkileri, 3 geleceğe yönelik mesajı. Ancak bir satır arası, cümle arası, tırnak arası bir şey verirseniz yarın disiplin mekanizması çalıştırılmasına tek kelimeyle karşı çıktı Selin Sayak Böke. Kimdir Selin Sayak Böke, ancak onu da bir konuşalım. Selin Sayak Böke kısa bir özgeçmişi var elimizde. 28 Ağustos 1972'de Buffalo, New York'ta doğdu. Baba adı İskender, anne adı Füsun'dur. İktisatçı, ekonomist, öğretim üyesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat İdareler Fakültesi İktisat Bölümü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da Duke Üniversitesi'nde tamamladı. Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi. Georgetown Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Çeşitli uluslararası kuruluşlarda görev yaptı. 2007 yılında Almanya'daki Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü'nün verdiği küresel ekonomide mükemmeliyet ödülünü kazanan 4 ekonomisten biri oldu. 2010 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü aldı. Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği kurucu üyesidir. Selin Sayak Böke özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ekonomiyi yönlendirecek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ekonomiye yön verecek, söz sahibi olacak ve partinin ekonomi politikalarını hem muhalefetteyken hem iktidarken sürdürecek bir isim olarak görünüyordu. O kurultay öncesi, daha doğrusu kurultay hazırlık öncesi, özellikle partinin yarın yapacağı toplantı öncesi bir istifasını verdi. Bir tek cümlesini alacağım, sonra sayın konuklarım size tanıtacağım. Şöyle diyor Selin Sayak Böke, katılımcı demokrasiye, sosyal demokrasinin evrensel prensiplerine inanan ve Türkiye'nin özgürlükçü demokrasiye kavuşmasının yolunun bu değerlerden geçtiğini düşünen bir siyasetçi olarak gelinen noktada mevcut yönetim anlayışının parçası olmayı uygun bulmuyorum ve Fikri Sağlar'la ilgili bir tek cümlesi var, onu da okumak istiyorum. Sosyal Demokratik Parti'de parti yönetimlerinin görevi parti kurullarına siyasi ve disiplin kararlarını dayatmak değil, partideki farklı fikirleri sağlıklı bir biçimde karar süreçlerine dahil etmek ve parti kurullarını etkin çalıştırmaktır. İki önemli mesaj, yaraki disipline yönelik mesaj ve artık Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çalışmayacağını söylemesi. Bu akşam konuklarım var. Bu konuklarımla hem bunu konuşacağız hem Türkiye'nin daha önemli konuları var. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu iç çekişme ya da yarıştan daha önemli. Türkiye'nin önünde çok ciddi bir süreç var. Onu konuşacağız. Hemen sağ tarafında Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Recep Yılmaz var. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Teşekkür ederim. Hemen solumda Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi ve ihraç edildi. Ancak Türkiye'nin gerçekten kendi dalında en değerli bilim adamlarının hocalarından biri Yusuf Halaçoğlu Profesör Doktor Kayseri Milletvekili. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve yine bir Sayın Bakanımız bizimle birlikte duruşuyla, dürüstlüğüyle bugüne kadar farklı bir çizgiyle geldi. Mücadelesine devam ediyor. Bizlerle birlikte bu gece ona tekrar hoş geldin diyoruz. Sayın Abdülatif Şener. Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hemen Necati Bey size dönüyorum. Çünkü çok sıcak bir gelişme. Hemen aslında önce bunu kısa bir değerlendirmemiz lazım. Konuşacak çok şey var Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki yaşayacağı süreçlerle ilgili. 2018'inde bir olağan dönem eğer tamamlanırsa bir kurultay bekleniyor. Yeni bir yapılanma süreci var. Genel Başkan'ın MYK'da değişiklik yapacağı söyleniyor. Yarısı
Hemen hemen yarısına yakın MYK'sının boşaltılacağı söyleniyor. Ancak bütün bunlar yarın partideki önemli bir kilometre taşı dönüm noktası var Fikri Sağlar'la ilgili. Fikri Sağlar SODEP, Sosyal Demokratçı Parti'den bu yana siyaset yapan ve partinin sol kanat diyebileceğimiz kanadında durup ağırlıklı bir kendisine yön çizen bir isim. Fikri Sağlar'ın bir açıklaması vardı Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi bildiğiniz gibi yandaş bir gazete ancak o gazete demek yer buldu böyle bir şey. Ve disiplin kuruluna sevk edildi. Yarın bunu görüşeceksiniz ve bu görüşmeden hemen önce Selin Sayık Böke'nin biraz daha sert bir dille kaleme aldığı bu istifa gerekçesiyle ilgili şurada arkadaşlar bir görelim isterseniz kamuoyuna diye. Bu Selin Sayık Böke'nin istifa gerekçesi. Burada açıklamanı çok net alt alta sıralamış ve en alta da bir Twitter mesajını koymuş. Ve Twitter mesajıyla da veda etmiş partilerine. Bunu da göstermek istedim. Teşekkür ederim. Şöyle diyor Selin Sayık Böke Twitter mesajında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve Parti Sözcüleri görevlerinden bugün istifa ettim. Demokratik ve özgür Türkiye için çalışmaya devam. Ne diyorsunuz? Öncelikle hayırlı olsun diyorum kararıyla ilgili. Selin Hanım partimiz açısından çok kıymetli bir değer. Gerçekten de bu süreçte önemli işler yaptı. Gerek partinin ekonomi politikalarının belirlenmesinde, gerekse hayli zor olan parti sözcülüğü görevini yerine getirmesine çok önemli görevler, katkılar yaptı. Bu defa kendi siyasal süreciyle ilgili yeni bir aşamaya gelmiş görünüyor. Bununla ilgili bir tercihte bulundu. Bunun da öncelikle kendisiyle ilgili, onun da ötesinde partimiz ve ülkemizle ilgili hayırlı olmasını diliyorum. Yapmış olduğu değerlendirmelerin katılmadığım kısımları var. Özellikle katılamadığım yönetim anlayışı tabirini doğru bulmadığımı söylemek istiyorum. Çünkü kendisi mevcut yönetim anlayışının bir parçasıydı şimdiye kadar. Şimdiye kadar ortaya koyduğu bir muhalefet görüşünün olduğunda ben tanık olmadım. Bu yönüyle üzerinde konuştuğumuz yönetim anlayışının bir ferdi de Sayın Selin Sayık Böke'dir. Bu kısmına işaret etmek isterim. Bunun yanı sıra aynı zamanda tarif ettiği partide olması gereken siyaset tarzını ve işleyişine ilişkin adımları parti meclisinde atmak konusunda daha yapıcı tavırlar koyabilirdi. Bununla ilgili bir mücadelesine ben tanık olmadım. Onu da söylüyorum. Bir diğer şey bu açıklamayı kamuoyuna dönük bir şekilde yapması da doğru bulmadığımı söyleyeyim. Ben özellikle örgütten gelmiş, Ankara İl Başkanlığı yapmış bir partili olarak bunu doğru bulmadığımızın altını bir kez daha çiziyorum. Zira Selin Hanım partiye genel başkanımızın davetiyle geldi. Ve sonrasında milletvekili adayı olarak kontenjandan gösterildi. Merkez yoklamasıyla gösterildi. Sonrasında parti meclisine genel başkanımızın listesine taşındı. Ama bu iki iradeye birinde İzmir seçmenin iradesi eklendi. Bir diğerine parti meclisiyle ilgili kurultay delegelerinin iradesi eklendi. Ama yanın genel başkanının iradesi olarak kalan bir başka durum var. O da MYK üyeliği ve parti sözcülüğü. Bu irade sadece genel başkanımıza ait. Onun kullandığı bir irade. O halde bu açıklamayı genel başkanımızla paylaşması gerekirdi. Benim öğrenebildiğim kadarıyla sadece iki satırlık bir gerekçe vermiş. Gerekçelerini genel başkanımızla paylaşmamış. Gerekçeyi kamuoyuyla paylaşmayı doğru görmüş. Benim parti disiplini anlayışım böyle bir açıklamanın doğru olmadığı yönündedir. Yine de kararını tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Diyeceğim bunlardır. Gerçekten de aslında bakarsanız gerek yarınki parti meclisindeki gündemimizde gerekse bugün bütün kanalları işgal eden bu haber üzerinden partimizin tartışmasını çok gerekli görmüyorum. Türkiye önemli bir sürece girdi. Türkiye bir rejim değişikliği yaşadı. Aslına bakarsanız halk iradesiyle matematiksel olarak böyle bir irade ortaya çıkmasa bile saptırılmış, bozulmuş, deforme edilmiş, hukuksuz bir şekilde ilan edilmiş iradeyle rejimin değiştiği söyleniyor. Sonuçta bunun meşruiyeti tartışmaya devam edecek. Böyle bir meşru irade ortada yok. Böyle bir meşru anayasa ortada yok. Çünkü hepimiz biliyoruz. Türkiye bunu biliyor. Evet diyenler biliyor. Hayır diyenler biliyor ki bu referandumdan hayır çıktı. Ama YSK'nın kararı üzerinden bu irade tahrip edildi. Ona gireceğim de arkadaşlar Selin Sayık Böke'nin de bir görüntüsünü de getirelim. Bir görsün izleyicilerimiz. Belki hatırlamayan olur. İsminden dolayı çıkaramayan olur. Evet. Sayın Selin Sayık Böke'nin bu kurultaya bir süreç kaldı. Belki kurultay 250 imzayla tüzük kurultayın toplanması şeklinde de Sayın Muharrem İnce bir olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ve bunu gerçekleştirebileceklerini söyledi. Genel başkanlığa aday olabilir mi Selin Sayık Böke? Acaba bununla ilgili bir istifa olabilir mi? Bizim partimizde en rahat kullanılan haklardan bir tanesidir genel başkanlığa aday olmak. Muharrem Bey aday olduğu zaman ben Ankara İl Başkanı'ydım. Kendisini il binasının kapısında karşıladım. İçeride delegasyonla buluşturdum.
basında konuştu. Onlarla tartıştı, görüşlerini açıkladı. Kendisini kapıdan uğurladım. Yine ev sahibi il başkanı olarak iki koltuk hazırlandı. Genel başkanlar, adaylarımız orada yarıştılar. Delegasyonun iradesi doğrultusunda birbirinin elini yukarı kaldırıp sonucu ilan ettiler. Ve bu süreç kapandı gitti. Sonrasında Muharrem Bey de merkez yoklamasıyla aday gösterildi. Ve sonra referandum sürecinde kendisine partinin tüm olanakları tahsis edildi. Sahada seçmenle, vatandaşla, yurttaşla, partilerle buluşmasına olanak tanındı. Dolayısıyla bizim partimizde genel başkan adayı olmak konusunda bir zorluk yok. Diğer partilerde olduğu gibi genel başkanlık iddiasının bir baskıyla, yasakla, engellemeyle karşılaşılması bizim partimizde özellikle son dönemde asla söz konusu değil. Böyle dönemler yaşanmıştır ama partimiz 6 yıldır ciddi bir dönüşüm içerisinde. Parti demokrasinin sağlanması konusunda çok ciddi adımlar atıldı. Ön seçim bu süreçte gerçekleştirildi. Ben onun bir ürünü olarak milletvekili oldum. Dolayısıyla seçmenin iradesiyle hakim denetiminde yapılmış ön seçimde Ankara'dan birinci çıktım. Ve şimdi o iradenin temsilcisi olarak burada görev yapıyorum. Bu olarak bütün milletvekillerimize tanındı. Seçimlere girdiler, yarıştılar ve seçilip geldiler. Dolayısıyla da biz bu anlamıyla parti merkezine değil, delegasyona, üyeye, vatandaşımıza borçluyuz. Genel başkanımıza saygımız var ama bizi seçen iradeye de borcumuz var. Bu iradeyi temsil edecek şekilde çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle de herkesin genel başkanlık iddiası olabilir. Bu bizim için makbuldur, saygıdeğerdir. Bunu biz olumsuzlukla karşılamayız. Parti demokrasi gereği buna sahip çıkarız, saygı duyarız. Ancak bir şeye de özen göstermemiz gerekiyor. Demokrasi önemli fakat partilik bilinci, sorumluluğu ve parti disiplini bir o kadar önemli. Bunların bir terazi içerisinde, denge içerisinde götürülmesi gerekir. Bu konuda hassasiyet gereken yansımalar var maalesef. Bunları altını çizmek isterim. Partinin bütün zamanı genel başkan adaylığı tartışmasına heba edilemez. Bu tartışmanın yapılacağı dönemler kurultay dönemleridir. O dönemde böylesine demin anlattığım şekilde demokratik yollardan herkesin aday olma hakkı vardır. Ama partinin tüm gündemini tüm zamanlarda ve her alanda sürekli genel başkanlık tartışması üzerinden heder etmeye, heba etmeye ve işgal etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Partimiz şu anda bir kurultay süreci içerisinde değil. Olağan kurultay süreci, kongreler süreci başladı. Delegasyon önce iradesini yenileyecek. Delegasyon yeni baştan belirlenecek. Bu defa varsa böyle düşüncesi olan arkadaşlarımız çıkıp aynı yöntemlerle, demokratik yollarla aday olacaklar. Demin anlattığım Muharrem Bey'in aday olduğu dönemde AKP'nin de bir kongresi vardı. Bir başbakanın Davutoğlu'nun seçildiği kongreydi yanlış hatırlamıyorsam. Orada da diğer partilerde olduğu gibi salon belliydi, adresi belliydi, delegasyonun sayısı da belliydi. Ama maalesef delegasyonun kullanacağı oy da belliydi. Ve oy birliğiyle seçilmiş olan o genel başkan daha sonra ensesinden tutularak şöyle kenara konuldu. Arkasındaki iradeye hiç saygı duyulmadı. Bizim partimiz bu anlamda diğer siyasal partilerden farklı. Parti içi tartışmaların baskılandığı, yasaklandığı, engellendiği bir süreci bizim partimizde göremeyiz. Şunu söylemek istiyorum. Madem ki bu genel başkanlık tartışması sürekli diri tutuluyor, şu mesajı vermek istiyorum. Bizim partimizin de Türkiye'nin de bir kurtarıcıya ihtiyacı yok. Bizim partimizin de Türkiye'nin de bir kurtarıcıya ihtiyacı yok. Bir tek kurtarıcımız var, o da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bu anlamda bizim süreci taşıyacak liderlere, önderlere ihtiyacımız var. Ama lider kültü diğer partilerde olduğu gibi bizim partimizde çok baskın bir yere sahip değil. Onun ötesinde bir program meselesi var, örgüt meselesi var ve kadro meselesi var. Bunların yanı sıra parti dinamiklerinin demin Selin Hanım'ın da altını çizdiği şekilde katılımcı bir şekilde, demokratik bir şekilde sürece dahil edilmesi ihtiyacı ve geleneği var. Bunun daha da geliştirilmesi lazım. Bu konuda çok geride kaldık yıllarca. Şimdi genel başkanımızla beraber ciddi adımlar atıyoruz. Kadın kollarının kongrelerinin yapılması, gençlik kollarının öyle, ön seçimin yapılması, blok liste yerine çarşaf liste anlayışının kongrede temel yöntem haline getirilmesi, il başkanları toplantısının kurumsal bir şekilde işletilmesi. Bu son referandum sürecinde olduğu gibi her bir kararın parti kurullarında değerlendirilmesi ihtiyacı ve gerçeği. Ne yaptık? Referandum sonrasında kapalı grup toplantısı yaptık. Parti meclis toplantısı yaptık. İl başkanlarımızla toplantı yapıldı. Pazartesi günü bu defa belediye başkanlarımızla toplanıp bu değerlendirmeyi yapacağız. Evet. CHP'de kurullar işiyor. Kurallar işiyor. Bunun daha yerli yerinde olması, kuralların daha hakim olması konusunda eksiklerimiz var. Çok şey yaptık ama hala eksiklerimiz var. Çok şey yaptık, yanlışlar da yaptık. Yani genel bunları gidermeye ihtiyacımız var. Genel başkanın tartışılmaması lazım mı diyorsunuz? Böyle bir tartışmayı ben kurullarda görmedim. Kapalı gruba katıldım. Parti meclisine katıldım. Tam aksine
Bir başka şeyi söyleyeyim. Bugün emek örgütleriyle beraber genel başkanımıza bir toplantı yaptık. TESK, DİSK, Türk Tabipler Birliği, Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği olmak üzere. Onun öncesinde 70 tane sivil toplum örgütünün halk evlerinden Atatürkçü Düşünce Derneği'ne, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne varıncaya kadar toplantılar yaptık. Onlarla çok ciddi bir işbirliği anlayışını burada Sayın Bakanımın, Sayın Hocamın da dahil oldukları şekilde Türkiye'nin ihtiyacı olan hayrı ortaya çıkarmak için hep birlikte parti gölgesini bu süreç üzerine düşürmeden el birliğiyle çalışmalar yaptık. Bu başarı, bu sürecin bu anlamda örgütlenmesi beni hoş gösteriyor. Herkesin çok ciddi emekleri var. Kayseri'de beraber çalışmalar yaptık hocamla beraber. Panellere katıldık. Türkiye'nin her yönde yine Sayın Bakanımın çalışmalarını ben tanıyayım. Onları hepsini takdirle anıyorum. Ama bu sürece bu şekilde işlemesi konusunda genel başkanımızın hayır blokuna kazandırdığı bir dil usluf var. Herkesin hayrını ortaya koyması ve bu hayırları çoğaltmak anlayışını partimize kazandırdı. Biz de sahaya kattık. Başka bir şey, böylesine parçalanmış bir hayır blokunu bir siyaset kurgusu içerisinde böylesine bütünlüklü bir anlayışla gerçekleştirmesi de genel başkanımızın başarısıdır. Bunları da göz ardı edilmemesi lazım. Peki, teşekkür ederim ama bir de şu gerçek var. Yani referandumun ertesi gününden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi'nin tartışılması doğaldır. Çünkü bir ortada bir kaybedilmiş referandum var. Siz dediğiniz gibi halen YSK'da mücadele sürüyor. YSK üyelerini yine Yargıtay ve Danıştay üyelerinde hakkında suç duyurusu var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru süreci devam ediyor ama bunun da bir muhasebesi yapılıyor. Hocam, gerçekten siyaset yeniden şekillenecek gibi. Sağda şimdi Meral Akşener'in adı geçerken solda da şimdi Selin Sayık Böke'de belki siyasetin bir yerinde. Yani kadınların böyle ağırlık kazanması siyasette güzel bir şey ama tabii bunun varacağı mesafe ya da varacağı hedef çok önemli. Sağda ne oluyor hocam? Yani geldi geçti referandum, sonuç olarak bir öz eleştiri yapma daha çok solda daha fazla hakim. Sağda yeni çözümler arama daha çok hakim, öz eleştiriden çok. Sayın Meral Akşener'in ziyaretleri var. Hem Saadet Partisi'ne hem Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal'la görüştü. Sayın Bakan'ın da adı geçti, Sayın Adil Latif Şener'in. Bu arada bir yeni çatı oluşturmayı söz konusu olduğunu söyledi. Siz eğer isterseniz Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili bir kelime söyleyebilirsiniz ama asıl bizden size sormak istediğim, peki sağ referandum sonuçlarını nasıl algıladı merkez sağ, milliyetçi sağ ve bunun üzerinde nasıl bir yol haritası var Meral Akşener'in önünde? Siz nasıl gördünüz olayı? Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi içinde meydana gelen olaylara benim herhangi bir şekilde bir yorum yapmam doğru olmaz. O kendi iç meseleleri, herhangi bir yorum yapmayacağım o konuda. Ancak şunu söyleyeyim, tabii referandum sonrasında herkesin şunu algılaması lazım. Artık hiçbir parti iktidar olmayacak. Artık parti iktidarları sona erdi. Yerine Cumhurbaşkanı iktidarları başlıyor. Dolayısıyla yani bundan sonra A partisi, B partisi veya C partisi iktidar olacağım diye siyasi mücadele vermeyecek. Yani 100 kişili milletvekili çıkarsanız, 200 kişi milletvekili çıkarsanız da bir anlamı yok. Çünkü meclisin bir anlamı kalmayacak. Doğrudan doğruya bakanlar kurulunu belirleyecek Cumhurbaşkanı, kanunları yapacak Cumhurbaşkanı, yargı organlarını atayacak Cumhurbaşkanı, şimdi her ne kadar HSK'nın üyelerini meclis atayacak gibi görünüyorsa da biliyorsunuz iki üyesi Adalet Bakanı ve Müsteşarı, 4 üyeyi de Cumhurbaşkanı atayacak, 6 üyesi, 7 üye kalıyor geriye, onlar seçilecek. Ama başvuran şeylerin, adayların eleneceği meclis komisyonu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çoğunlukta olduğu bir komisyon. Haliyle meclisten diyelim ki yeterli oyu sağlayamasalar bile kura usulüne başvurulacak. Yine 2 kişi bile fazla çıksa HSK Cumhurbaşkanı'nın kontrolünde olacak. Dolayısıyla tamamen farklı artık bir Türkiye ile karşı karşıyayız ve farklı bir siyasi yelpaze ile karşılaşacağız. Bu da artık partilerin kendi iktidar olma meselelerini bir tarafa bırakıp, çünkü ondan vazgeçsinler, kimi Cumhurbaşkanı yapacağıza bakmak zorundalar. Onun da tabii ki bir zamanı vardır. O zaman içerisinde bunu değerlendirmek lazım. Şimdi ben Türkiye'de az önce katılıyorum yani vekilime. Şöyle ki
Normalde hayır fazla çıktı bana göre. Ama mühürsüz oy pusulalarının YSK tarafından kabulüyle birlikte yaklaşık 1370 civarında oy zannediyorum fazlasıyla evet fazla çıktı deniyor. Kaç mühürsüz vardı ki ben 1,5 milyondan aşağı olmadığını düşünüyorum bunun. Haliyle hayır fazla çıkmış iken kanuna rağmen ki YSK'nın hukukçu yani bunlar bir de üstelik ben hukukçu olmadığım halde tam kanunsuzluk gibi bir ifade kullandılar. Yasada herhangi bir yoruma gerek duyulacak bir hüküm olsaydı belki bu olabilirdi. Ama yasada hiçbir yoruma mahal bırakmayacak derecede açık mühürsüz oy pusulaları geçersizdir diye hüküm kesin. Buna rağmen YSK kanunu yani yasama organının çıkardığı kanunu kendini yasama organından üstün görerek değişik bir karar vermiştir. Bundaki gerekçesi de hiç tutarlı değil. Çünkü kullanan vatandaşların oy hakkının bir takım yanlışlar sebebiyle kabul edildiğini ifade ediyor. Şimdi 3 aylık bir süre alıyor YSK seçim için. Peki ne güne duruyorlardı? Kendi suçlarını, eğitimlerini vermeleri gerekirken vermemişlerse suçlarını neden hayırın üzerine yüklediler? Peki hayır oyu kullanan %50 civarındaki insanın hakkını nasıl gasp ettiler? O çok daha fazla yani 24 milyona yakın insanın hakkını gasp etti YSK bu defada. 1 milyon diyelim ki 300 bin insanın hakkını gasp etmeyeyim derken aslında 24 milyon insanın hakkını gasp etti. Dolayısıyla burada hukuksuzluk temeline oturmuş bir Türkiye ile karşı karşıyayız ve bundan sonra bu çok daha fazla ileri derecelerde görülecektir. Yani düşünün hani FETÖ'den herkes tutuklanıyor. 125 bin kişi gözaltına alındı veya ihraç edildi mesleklerinden. 200 küsür bin kişi de MİT tarafından baylok kullandığı için şeye verildi. Hükümete liste halinde verildi. Yani 300 küsür bin kişi, 350 bin kişi. Ya ülkenin içerisine 350 bin kişi odaklanmış. Diyelim ki bir terör örgütü odaklanırken siz armut mu topluyordunuz? Peki bunun göz yuman veya göz ardı eden veya görevini yerine getirmeden bunların buraya bu kadar yerleşmesine sebep olanlar hakkında herhangi bir işlem yapılmayacak mı? Yani görevini ihmal etmek demektir bu. Ordunun içerisine %60'ı 80'i şey olan FETÖ'cü olan asker şey girmiş, subay girmiş. Söyledikler kendi ifadelerini söylüyorum. Şu kadar öğretmenlere girmiş, şu kadar yargıya işte bugün gene 203 kişi mi 213 kişi mi ne ihraç edildi. Şimdi peki neredeydiniz? Kim atadı bunları? Ben mi atadım? Bunları neden görmezden geliyorsunuz? Yani bir de ayrıca FETÖ tüm Türkiye'de her yere hakim oluyor, tek siyasete girmiyor. Ne garip bir şey. Ama biz meclis kürsüsünden elini masaya dayayarak bilge insan, işte siz anlamıyorsunuz, sevmeyebilirsiniz ama hizmet ehlidir bunu diyen Adalet Bakanı'nı da biliyoruz. Cumhurbaşkanı'nı da biliyoruz başbakanken konuşmalarını. Şimdiki başbakanı da biliyoruz konuşmalarını. Bundan önceki partide şu an yer almayan bir yerde ekarte edilmiş kişiler de biliyoruz. Peki bunların hiçbirini hakkında neden soruşturma açılmıyor? Bilmem ne köyündeki öğretmeni ihraç ederken asıl buradakileri neden göz ardı ediyorlar? Şimdi bakın hukuksuzluk tavan yapmış artık. Çivisi çıkmış işin. Bundan sonra Türkiye'yi düzeltecek bir kişiye ihtiyaç var. Yani artık bir cumhurbaşkanı seçmemiz lazım Türkiye'de. Bu cumhurbaşkanı hem milliyetçi olacak, hem manevi değerlere sahip olacak, hem Atatürkçü olacak, Türkiye'nin milli değerlerine sahip olacak bir kişi olması lazım. Ve gerçekten arınmış, tertemiz bir insan olması lazım. Yok cebini doldurmuş, yok bilmem şu siyasette şuraya bağlanmış, yok Amerika'nın, yok İngiltere'nin, yok Rusya'nın adamı denmeyecek bir adam olması lazım. Türk milleti kendisinin geleceğini düşünüyorsa böyle bir adamı seçmek zorunda. Dolayısıyla biz yani bugün bile yani düşünün Cumhurbaşkanı geçen gün bir partiye ağlayarak şey yaptı. Tekrardan partisine dönüş yaptığını söyledi. Bana söyleyin şimdi
O Cumhurbaşkanı bu şimdiki anayasaya göre yemin etmedi mi tarafsız kalacağına dair? Hani 2019'da yürürlüğe girecekti anayasa? Şimdi ne oldu? O yemini ortadan kaldırsınlar o zaman. Anayasanın o maddesinde kalkması lazım. Yani partili Cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Şu an. Peki yani siz tutuyorsunuz. Hapishanelerdeki bilmem nelerdeki hasta insanların çıkışı için ya adli tıptan ya devlet hastanesinden veya üniversiteden heyet raporu gerektirirken tutuyorsunuz Kadir Topbaş'ın oğlunu özel hastanenin raporuyla çıkarıyorsunuz. Ne kadar güzel. Damadını diye. Damadını, oğlu sayılır işte. Damadını çıkarıyorsunuz. Hani şeydi, neymiş efendim yalnız oturamazmış bilmem. Adam hasta yatağında ölürken, kanserken çıkarmadınız. Kuddise okuru öyle yaptılar evet. Yazık değil mi insanlara? Hani insanlık nerede kaldı? Hani Müslümanlık nerede kaldı? Hani millet sevgisi dediği, adını koymadığı milletin sevgisi nerede kaldı? Hani onun hizmetkarıydılar? Hani insanı yaşatacaksın ki devlet yaşayacaktı? Ama diğer taraftan İzmir'de bir bakıyorsunuz, adam serbest bırakıyor şeyi, katil zanlısını, rektör. Yani Allah aşkına, İFŞ'in dediğim gibi çivisi çıkmış. Ne yapacaksınız? Diyorum ki bakın artık partilerin yönetim değişikliği, şusu, busu hiçbirisinin önemi kalmadı. 40 değil 50 tane, 100 tane milletvekili çıkarı ne işe yarayacak? Efendim neymiş? Mecliste milletvekilleri kanun teklifi verebilecekmiş artık. Şimdi veriyoruz. Ama nereden çıkacak? Meclisin çoğunluğundan çıkacak. Çoğunluk senin elinde değilse bakın biz hayır için kampanyaya girdik. Saldırıdan başka ondan sonra salon kiralamamızın önlenmesine kadar her şey karşımıza çıktı. Televizyonlara çıkarmadılar bizi. Ondan sonra kendi cebimizden harcayarak gittik geldik her yere. Ötekiler devletin uçağına binip gittiler geldiler. Ondan sonra da biz bir sonraki seçimde zannediyor musunuz ki böyle giderse size konuşma hakkı tanıyacaklar ve siz tekrar en azından Cumhurbaşkanı'nı seçeceğini zannediyorsunuz. Bir de ne diyorlar utanmadan efendim Cumhurbaşkanı aday olması için 100 bin kişinin imzası lazım diyorlar. Peki 100 bin kişinin imzası için nasıl bir yöntem izleyeceksiniz? Bu imzanın sahte olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? Noter tarafından tasdik edilmesi lazım. Ne kadar para tutuyor biliyor musunuz 100 bin kişi? 14 milyon trilyon eski parayla. Kim verecek? Dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani şimdi Türkiye'de öyle şey değişti ki insanlar yarın dizlerine vuracaklar. Bunu neden yanlış yaptık diye. Bunun ne Müslümanlıkla alakası var kardeşim? Ne şununla ne bununla alakası var? Bu sadece bir kişinin hırsıdır. Başka bir şey değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ymiş yok, Almanya'ymış yok, İngiltere'ymiş yok, bilmem neymiş. Kardeşim bugüne kadar da aynı devletlerle işbirliği yapıyordunuz. Yeni mi aklınız başınıza geldi? Herhalde Haçlı seferlerini düzenleyenlerle beraber oluyorum diyen ben değilim herhalde. Yani Büyük Orta Doğu Projesi'nde. Bugün Orta Doğu'nun karışmasına bakın. Müslümanlar birbirini kırıyor. Cahil Müslümanlar birbirini kırıyor. O da Allah Allah diyor, öteki de Allah Allah diyor. İkisi de birbirini kırıyor. Kimi seviniyor? Silahlarını satarak ekonomisini düzeltenler seviniyor. Avrupa seviniyor, Amerika seviniyor, Rusya seviniyor. Ama siz bunlar arasında dengeyi bile sağlayacak kapasitede değilsiniz. Ondan sonra partilerle uğraştırıyorlar şimdi bizi. Yok Avrupa bizi kıskanıyormuş. Ne bizi kıskanıyor? Uçağı biz mi yapıyoruz? Tankı biz mi yapıyoruz? Neyi biz yapıyoruz? Allah'ın çipini üretemiyorsunuz. Bilgisayar çipini üretemiyorsunuz. Bırakın gerisini. Ondan sonra şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Devletin bir tane şeyi kalmadı, fabrikası kalmadı. Borç çıkmış 830 milyar dolara. Ondan sonra tutmuşsunuz siz, şey yapıyorsunuz. Fabrikalar, bilmem elimizdeki son bankalar, bunların hepsini birleştirmişsiniz, varlık fonuna devretmişsiniz. Borç para almak için.
Ondan sonra Kuveytlilere bilmem neleri satıyorsunuz, bankaları bilmem neleri. Nereye gidiyorsunuz? Batı'da Türk milliyetçisi, Doğu'da milletçi. Hangisi? Ya bırakın bir defa şunu sadece insanlar düşünsün. Ne diyor Peygamber Efendimiz? Ya Türk milletinden olmak bir övgüdür aslında. Neden biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan tek millettir. Bak Araplar bile değil. Türk milletidir. Neden? İsmini söylemiyor. Ama ne diyor? Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden asker ne güzel askerdir diyor. Kim fethetti? Fatih Sultan Mehmet diye övünürler. Ama Ayasofya'yı kapatırlar. Hani fethin sembolüydü o? Hani açacaktılar? Ben iki kere kanun teklifi verdim. Niye açmıyorlar? O biraz kolay değil. Şey geçmiş, anayasa geçmiş. İdamı gündeme getirmeye kalkışıyor. İdamı getirin de geçirelim. Ne güne duruyordunuz iki gün önce anayasa geçerken? Niye bir önergeyle getirmediniz? Öteki de diyor ki ben imzalarım gelirse. Hadi oradan. Alay ediyorlar bu millette ya. Yeter artık. Bu ülke böyle kazanılmadı. Bu ülke eline baltasını alan, çakma tüfeğini alan insanlarla kazanıldı milli mücadele ve bağımsızlık. Öyle rastgele kazanılmadı. O Çanakkale'de insanların ayağına giyecekleri çarık yoktu. Ölen öküzlerin derisini yaş yaş o paçavraların üzerinde çarık yaptı o insanlar. Katırların dışkılarından arta kalan öğütülmemiş, hazmedilmemiş arpayı yıkayıp kavurup yiyen insanlardı o kazananlar. Bu kadar basit mi bu ülkenin varoluşu? Bu kadar çabuk mu harcanır? Kafanı kaldır Çanakkale'ye bak ya. Sadece oraya bak. Ne yazıyor orada? Dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver bu sessiz yığın. Bir vatan kalbinin attığı yerdir diyor. Öyle rastgele mi kazanılır vatan? Millet rastgele mi millet olur? Kan döker. Kazanır o vatanı, vatan yapar. O bayrağı bayrak yapar. Gökyüzünde tutar. Ama sen paçavra çekersin oraya, sesin çıkmaz. Askerinin başına çuval geçirilir, sesin çıkmaz. Süleyman Şah'ın mezarına alırsın getirirsin 500 metreye koruyacağım diye 10 kilometre 10 dönümlük sizin kendi toprağınız, uluslararası anlaşmalarla sağlanmış toprağınızı verirsiniz, gidersiniz. 18 adayı Yunanistan'a peşkeş çekersiniz. Adamlar çevirme yaparlar orada. Sen sesini çıkarmazsın. Ne söyleyeyim ki? Ya her şey bu hale mi getirilir? Günahtır. Günah değil midir? Yarın zannediyorlar mı ki o Müslümanım diyenler? Yarın huzur-u mahşere vardıklarında Allah'a o şeyi verebilecekler mi hesabı? Cebini doldururken o hesabı nasıl verecekler? Kul hakkı değil midir? İstedikleri kadar burası cihat toprakları diye düşünsünler. Saçma sapan bir şey. Ezan okunuyor mu kardeşim özgürce? Okunuyor. Kur'an okunuyor mu özgürce? Okunuyor. Ama ne yazık ki Müslümanım diyen o insanlara sor. Her gün kıldıkları namazdaki, her rekattaki Fatiha suresinin anlamını bilmezler. Cenab-ı Allah orada ne buyuruyor? İyyâke nâbüdü ve iyyâke nestaîn diyor. Yalnız sana inanır, yalnız senden yardım dilerim. Gitmişler birilerinin kapısına kul köle olmuş insanlar, Müslümanım diyenler. Allah'tan başkasına kul mu olunur? Allah'tan başkasının önünde eğilinir mi? Boşuna mı 500 ayette akıl verdim düşünün diyor Cenab-ı Allah. Nasıl Müslümanlar bunlar? Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Sayın Bakanım hocam gerçekten çok önemli, işten kalpten, yürekten bir konuşma yaptı. Hocamın dediğin üzerine devam edersek, öncelikle önümüzdeki süreçte siyaset nereye doğru sürükleniyor? Bir de bu merkez sağın kuruluşu için Çağ Arıcı, Meral Akşener'in görüşmeleri arasında sizin de olduğunuz söylendi. Siz olmadığınızı bir ara söylemiştiniz. O hareket gerçekten sizin anladığınız muhafazakar, milliyetçi sağı toparlamaya yetecek bir hareket mi?
Türkiye'nin yörüngesi doğru yönde mi gidiyor? Bu yeni oluşum, CHP'deki eğer sıkıntıyı da değerlendirmek isterseniz katabilirsiniz. Bu yeni kabuk değişimi Türkiye'yi nereye sürükleyecek? Teşekkür ediyorum. Şimdi 16 Nisan referandumu neticelendi. Vatandaşlar sandıklara gittiler, oylarını verdiler. Yüksek Seçim Kurulu da sonucu ilan etti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği sonuçtan kimse tatmin olmadı. Ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamalar şüpheleri ve tereddütleri daha da artırmıştır. Daha da katmerli hale getirmiştir. Özellikle bir üyenin yaptığı muhalefet şerhi, yazdığı muhalefet şerhi de gerçekten vatandaşlarımızda bu referandum sonucuyla ilgili duyulan kaygıları daha da pekiştirmiştir. Bu noktada siyasi partiler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, bu sonuçların, doğru sonuçların ortaya çıkabilmesi için gerekli hukuk mücadelesini vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu'na, Danıştay'a, Anayasa Mahkemesi'ne gerekli itirazlarda bulunmuştur. Bunun da ötesinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci de devam etmektedir. Böyle bir tereddütlü noktadayız. Ancak yapılan yorumlar, yapılan değerlendirmeler, eğer bu hukuki süreçlerin tamamı da tükenir ve Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı açıklama değiştirilemez ise Türkiye'de nasıl bir manzara ortaya çıkacak? Türkiye'nin geleceği ile ilgili ne söyleyebileceğiz? Bu son derece önemli. Cumhuriyet kurulduğu günden bugüne kadar parlamento hakim bir unsur olmuştur. Ülkeye yeniden düzen verme konusunda, ülkenin geleceğini inşa etme konusunda parlamento, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ana unsur olmuştur, ana kurum olmuştur. Hatta şöyle düşünün, Kurtuluş Savaşı'nı bile yöneten meclis olmuştur, Türkiye Büyük Millet Meclisi olmuştur. Ondan sonraki dönemde de bu ağırlığı meclisin her zaman var olmuştur. 1946'da çok partili siyasi hayata geçmek suretiyle çağdaş demokrasilerde bulunan parlamento anlayışı ülkemizde de her geçen gün yerleştirilmeye çalışılmıştır ve bugünlere kadar gelinmiştir. Ancak 16 Nisan referandumuyla tartışmalı bir şekilde kabulü ilan edilen anayasa değişikliği parlamentonun Türkiye'deki bu ağırlığını ortadan kaldırmıştır. Yani artık parlamentoyu eğer itirazlardan bir sonuç çıkmazsa ağırlıklı bir mücadele zemini olarak görebilmek de mümkün değildir. 500, zaman zaman 400, zaman zaman 450, son dönemlerde 500 olan, 550 olan ve bundan sonra da 600 kişiden oluşacak olan, 600 milletvekilinden oluşacak olan parlamento, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi, üyelerinin sayısı artmış olmakla birlikte ağırlığı ve gücü zayıflamış olacaktır. Güç merkezi değişecek. Güç merkezi niye değişecek? Çünkü güç merkezi tek bir kişiye kayıyor. Yani 600 kişi bir güç merkezi olmaktan çıkıyor. Hatta ayrı bir bağımsız kurum olan yargı kendi alanında bir otorite olmaktan çıkıyor. Ve güç merkezi doğrudan doğruya tek bir kişide özdeşleşiyor. O kişinin adı Cumhurbaşkanı olarak korunmuştur ama bu, yani Cumhurbaşkanı'na benzer bir tarafı da yok, başkana benzer bir tarafı da yok. İleride bunu isimlendirmek mümkün olacak. Şu anda kimse kesin bir isim koymak istemiyor. Ama sistem faşizme dönüşebilir, diktatörlüğe evrilebilir. İleride siyaset bilimciler bunu değerlendireceklerdir. Benim bildiğim bir şey var. Siyaset bilimi kitaplarına, ders kitaplarına geçmiştir görüşleri. Sedes diye bir siyaset bilimci var. O diktatörlüğü tanımlıyor. Diyor ki diktatörlük kişi diktatörlüğü olabilir, parti diktatörlüğü olabilir, askeri diktatörlük olabilir, hatta karma diktatörlük olabilir. Ama bir rejime diktatörlük diyebilmek için bir kere hükümet onun elinde olmalıdır. Yani hükümeti sürekli bir parti veya bir kişi sürekli elinde tutuyorsa, değişmediğini görüyorsanız,
orta vadeyi de geçecek derecede, yani uzun vadeli bir süreçte iktidarın değişmediğini görüyorsunuz. Ve o iktidar parlamentoya da hükmediyorsa o rejimin adı diktatörlüktür diyor. Bak, yürütmeye hakim, süreklilik var ve parlamentoya da hakimse o rejimin adı diktatörlüktür diyor. Şimdi bizim 16 Nisan'la birlikte oyladığımız anayasa değişikliğinde Cumhurbaşkanı sadece hükümet değil, tek başına hükümet değil, aynı zamanda parlamentoya hakim ve aynı zamanda SEDES'in diktatörlük tanımını da aşacak bir şekilde aynı zamanda yargıya da hakim. Şu anda biz içeride rejimin neye evrildiğini çok fazla telaffuz etmiyoruz. Ama bunu dünya da telaffuz etmeye başlayacaktır. Türkiye'de de herkes bunu hissedecektir. Bireysel olarak hissedecektir. Nitekim pek çok kişi de kişisel hayatında bile bunu hissetmeye başlamıştır. Meslek hayatında bunu hissetmeye başlamıştır. Hiçbir yargı mensubu, özellikle de siyasi bağlantıları olan bir kararı vereceği zaman özgürce hukuk ne diyor, hukukun evrensel kuralları, ulusal hukuk sistemimiz neyi getiriyor, neye göre karar vermeliyim diye düşünemiyor. Ya üzerinde bir siyasi baskıyı hissediyorlar. Veya basın mensuplarımız, bütün basın mensupları, yani istisnalar var diye efendim rahatça bak gördünüz mü reise neler söylüyorsunuz de tweet atanlar var, onları geç. Yani %1'lik konuşma alanı bırakmak suretiyle hiçbir iktidar kendisini meşrulaştıramaz. Reytingin %99'u tek bir tarafa çalışıyorsa, o reytingin %99'u yorumcularıyla, gazetecileriyle, aydınlarıyla, onlar aydın da sayılmaz artık, nasıl memnun ederim? Hakim siyasi gücü nasıl memnun edecek? Hangi cümleyi söylersem dikkatlerini çekerim diye konuşuyorsa, orada bireysel olarak da tüm basın mensupları üzerlerinde siyasi gücü hissediyorlar demektirler. Özgür değildir demektir. İnsanların özgür olmadığı yerde nasıl demokrasiden bahsedersiniz? Nasıl sistemin diktatörlüğe evrimleşmediğinden söz edebilirsiniz? Sadece o değil. Artık ben bu referandum çalışmalarında hissetmiştim. Önemli bir seçmen kitlesi siyasi güçten endişe duymaktadır. O kadar çok yaygın operasyon yapılmış ki, bir an önce Sayın Milletvekilim, Sayın Hocam bahsettiler. İşte hazırlanan baylok listeleri, bilmem işine son verilen işte 130 bin kişi deniliyordu. Son günlerde 150 bin kişiden bahsediliyor. İşine son verilen kamu personeli sayısı. Evet, o kadar çok sayıda insan bundan etkilenmiş ki referandum gezileri sırasında doğudan batıya, kuzeyden güneye, Anadolu'nun her tarafında bazı insanlarda endişelerin ve kaygıların olduğu, bireysel ve özel hayatlarına doğrudan doğruya siyasi bir gücün tasallut edeceğine yönelik endişeler ve kaygılar vardı. Demokrasilerde bireyler böyle endişeler ve kaygılar yaşamazlar. Kendilerinin özgür olduğunu hissederler. Anayasaya bakın, bütün dünya anayasaları öyledir. Bizim mevcut anayasamız da öyledir. Bir bölümü kişisel temel hak ve özgürlüklerle ilgilidir. O maddeler oraya niye konmuştur biliyor musunuz? Vatandaşları devletin tasallutundan kurtarmak için konmuştur. Devlet kötü işlediği zaman vatandaşın başına en büyük bela olur. Diğer devletlerden, diğer ülkelerin devletlerinden daha büyük bela olur. Eğer sizin kendi hükümetiniz, kendi devletiniz vatandaşla ilgili temel hak ve özgürlükleri koruma konusunda kendisini anayasal sınırlar içerisinde hissetmiyorsa, kendisini devlet herkesin üzerindeki bir güç olarak hissediyorsa, devlet benim önceliğim var diyorsa, öncelik vatandaşa aittir diyemiyorsa, hatta muhalif olan, hükümeti beğenmeyen, iktidar sahiplerinin politikalarını yanlış bulan vatandaşlar kendilerini özgür hissetmiyorlarsa, devletin onlar üzerinde tasallutta bulunacağına inanıyorlarsa, o ülkede
vatandaşlar üzerindeki en büyük risk devletin kendi varlığıdır. İşte anayasada zaten vatandaşları kendi devletinden korumak için o temel hak ve özgürlükleri yazmıştır. Ne diyor anayasa? Kimsenin evini arayamazsın hakim kararı olmadıkça diyor. 12 Eylül anayasası olduğu için onu yapmış. Çığırından çıkarmış. Amirin yazılı izni olursa ararsın diyor. Da arayabilirsin. Ama o izni 2 gün içerisinde de yine yargı karara bağlamak zorundadır diyor. Bakın 12 Eylül anayasası olduğu halde bile vatandaşın üstünün aranması, evinin aranması, böylesine devlete karşı vatandaşı korumak için hassas düzenlemelere konu olmuştur. Yani neyi anlatıyorum? Şunu anlatıyorum. Türkiye'de eğer bu hukuk süreci bu referandumu iptal edecek, oylamayı tersine çevirecek bir noktaya dönüşmezse rejim değişmiştir. İnsanlar, bu ülkede yaşayan insanlar devletine karşı kendilerini güvencede hissetmezler. Eleştiri en kutsal şeydir, en kutsal değerdir. Hem demokrasilerde en kutsal değerdir eleştiri ve muhalefet etmek, hem inançlarımızda, dinimizde kutsal bir değerdir. Bu olmadığı takdirde eleştirilemeyen iktidar zorbalaşır, diktatörleşir. Ülkenin bütün kaynaklarını, malını, mülkünü yağmalar. Vatandaşların alın terini gasp eder. Özgürce yaşama hakları üzerinde baskılar oluşturur. Ülke yaşanmaz bir cendereye dönüşür. Onun için bu süreci ne pahasına olursa olsun, devletin ne demek olduğunu bilen insanlar, partilerin ne demek olduğunu bilen insanlar, cumhurbaşkanlığının, parlamentonun, hukukun, basın özgürlüğünün, sivil toplumun ne demek olduğunu bilen insanların gece gündüz bu yanlışa giren, tünele giren, hatta karanlık bir mağaraya giren sürecin nasıl dönüştürüleceğiyle ilgili bireysel hırslarından, bireysel ihtiraslarından, bireysel beklentilerinden vazgeçmek suretiyle çözüm araması lazımdır. Hangi düşünceye sahip olursa olsun. Bakın çok net söylüyorum. Bu süreç, içine girdiğimiz bu süreç var ya, herkesi lekeler. Bu süreci inşa edenleri lekeler. Bunu parlamentoya getirenleri lekeler. Bu süreç sonrasında kendisini yetkili görenleri lekeler. Tarih huzurunda lekeler. 100 yıl sonra bile lanetle anılacak bir sürece sokar insanları. Hatta oy vermediğimiz, hayır kampanyası yaptığımız halde bizi bile bizden sonraki kuşaklar eleştirir. Özellikle buna dini bir anlam yüklemeye çalışan kesimler oldu. Dini de lekeler. İslamcılığı tüm zamanların en büyük suçlamasıyla muhatap edecek bir süreçtir. Yani bu süreçten bu ülkede yaşayan hiç kimse alnı açık çıkamaz. Onun için herkesin bu yanlışa girmiş, yanlıştan dönmenin bir zararı yok. Yanlıştan ne zaman dönersen dön, o kârdır. Hatadan döndüğün andan itibaren kâra geçmişsin demektir. Bu yanlıştan dönmek için çaba harcaması lazım. Nasıl döneceğiz bu yanlıştan sayın? Güzel. Bazıları bunu görmüyor. Kimler görmeyenler? Bütün yetkiler benim elime geçecektir diyen kesim görmüyor bunu. Ve tek bir kişinin isteği uğruna da onun talebini desteklemeyi sürekli görev edinmiş önemli bir kesim var. Önemli bir seçmen kesimi var. Bunlar da görmek istemiyorlar. Ama ben onlara söylüyorum. Bu yanlıştır. Dinimizi de rencide edecek. Ülkemizi de rencide edecek. Milli değerlerimizi de tahrip edecek. Devlet olarak gücümüzü zaafa uğratacak. Bireyler olarak özgürce ve güçlüce, onurluca yaşama hakkımızı gasp edecek bir sürece girilmiştir. Bunun anlatılması lazım sürekli olarak. Ama en azından bunun yanlış olduğunu baştan görüp öncelikle hayır kampanyası yapan insanların ve siyaset yapan, siyasetini bu yanlıştır diye yapan partilerin ve insanların
ne yapmamız gerekir diye düşünmesi lazım, düşüncelerini paylaşması lazım ve sonuna kadar yılmadan, usanmadan mücadele etmesi lazım. Şimdi işte bu noktada siz diyeceksiniz ki bu oluşumlara nasıl bakıyorsunuz? Sen bakalım, bir nokta koyalım, bir reklam evet. arasına gidelim, sonra devam edelim. Aslında sormak istediğim bir şey vardı size, Sayın Erdoğan'ın AKP'den ayrılan iflah olmaz görüyorsunuz hallerini diye bir lafı vardı size, yani kopan insanlara. Onu soracaktım ama reklamdan sonra tekrar bir araya gelelim. Evet. Bir de o çerçeveden bakalım. Bir de Sayın Vekilim'le yine soracağım şeyler var. Kısa bir reklam arası, az sonra tekrar birlikteyiz.